대한 것 같아요. 그냥 시간이. başkanımız burada. Parti meclisi üyelerimiz burada. Bağlı sendikalar burada. Geçmiş dönem milletvekillerimiz burada. Demokrasi bileşenleri burada. Bakanlara, saraylara, uçaklara, damatlara, yandaşlara, yalakalara, dal tavuklara harcanmasın. Doğru ve haklı olarak başlattığı ama onların öncelikle ben ve ailem adına bugün buraya gelip bizlere destek verdiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bir tek şey söyledi. Adalet. Evet. Biz de bir tek şey istiyoruz. Adalet. Ama adaletten, adil olmaktan korkanlar bunu örtbas edebilme adına her türlü çabayı gösteriyorlar. Çünkü ne olursa olsun adil bir rejim, adaletli bir yönetim onların bir gün dahi iktidarda kalmasına müsaade etmez. Evet, yıllardır Edremit Belediyesi'nde müfettiş eksik olmadı. Bir tane müfettiş odası yetmedi, ikinci müfettiş odasını da yaptık. Kimisi FETÖ'cü çıktı, kimisi şu oldu, kimisi bu. Ve Edremit Belediyesi belki tarihinde ilk defa Sayıştay'dan teşekkür belgesi aldı. Yaşa! Yıl önce kapanmış bir taş ocağının ruhsatını denetlemedi diye 38 gün hak mahrumiyeti verdiler. Ben bir tek şey söylüyorum. O hak mahrumiyeti bana değil, Edremit'e ve Edremit halkına verilmiştir. Çünkü Edremit'in değerleri Edremit halkı için yatırıma dönüyor. Edremit yıllardır görmediği yatırımlara kavuşuyor. Ve bunlar yapılırken Edremit'in hiçbir malı satılmıyor. İmarda Edremit'in geleceği satılmıyor. Çünkü biz çalmıyoruz. Evet. Çünkü biz çırpmıyoruz. Hırsız değiliz. Çünkü biz rant dağıtmıyoruz. Onun için vicdanen rahatız. Siz korkun. Kıçımızdan da geliyoruz. Evet. Geleceğiz. Bizi döndüremeyeceksiniz. 8 günlük süreçte dinlenmiş olan Kamil Saka dün bir koşturuyorsa yarın bin koşturacak. Ve sizlerin huzurunda bir kez daha şunu söylüyorum ki o kaybetmekten korktukları yerel yönetimlerdeki kalelerini tek tek ellerinden alacağız.